Evet Ali altı basamaklı bir merdiveni bir veya iki adım atarak çıkmak istiyor. Buna göre Ali bu merdivene kaç farklı şekilde çıkabilir diyor. Bu aslında 2017 yılında çıkmış alim sayı sorusuna da benziyor. Şimdi Ali bu merdiveni sürekli bir adım atarak çıkabilir. Bu bir türlü bir çıkıştır. Ya da bir 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 bir, bir ve iki adımdan oluşan bir çıkış yapabilir. Ama tabi bunlar kendi arası değişir, değil mi? Bu da tekrarlı permütasyon. Dolayısıyla 5 tane var. 5 faktöre böl. 4'e aynı. 4 faktöre bölsek 5 türlü olur. Ya da 1, 1, 2, 2 şeklinde çıkabilir. Ya da 2, 2, 2. Tabi bu da kendi arasında 4 faktörel böl, 2 faktörel, 2 faktörel desek 24 bölü 4, 6 türlüdür. Bu da zaten 1 türlüdür. E, toplam 13 türlü çıkar diyebiliriz. Evet bu soruda da diyor ki en üst sol kare içinden m harfinden başlayarak en sağ alttaki k harfine kadar komşu harfler takip edilerek mışırık kelimesi kaç farklı şekilde okunabilir diyor. Mesela mışırık gibi mışırık gibi yani biz sağa ve alta okuyarak giderek okuyoruz değil mi? Şimdi burada e, yani 4 4 daha 8 faktörel bölü 4 faktörel 4 faktörel, 4 faktörel demeyeceğiz. Peki ne diyeceğiz? Şimdi bak dikkat edin. Bu mesela atıyorum şöyle mışırık diye okurken şuradan 3 kere gidiyor. Buradan da 3 kere gidiyor. Veya mesela mışırığına sokuyalım. Mışırık şöyle okusan. Mesela böyle şu şekilde. Yani mesela şunu düşünsen şu A A desem şunlara. Şunlara da B B B desem. Bu taraf olanlara da A A A desem. Mesela bakın dikkat edin şu şekilde mışırık diye okuduğun zaman nasıl oluyor? A A oluyor. Sonra B'den 3 tane oluyor. B B B bir de A oluyor. Yani aslında bu adam buradan buraya giderken hareket sayısı 3 3 daha 6'dır. Ve bu B'ler ve A'ların kendi arasında kaç farklı değişirse o kadar türlü okunabilir. O yüzden cevabımız 6 faktörel bölü 3 faktörel 3 faktörel olacak. Yani o da 6, 5, 4, 3 faktörel bölü 3 faktörel 3 faktörel. O da 120 bölü 6'dan cevap 20 oluyor yani. Evet bu soruda diyor ki şekildeki farenin hareket edebileceği yollar gösterilmiştir. Fare kediyi çevreleyen yollardan geçerse kediye av olacaktır. Buna göre fare ortada uyuyan kediyi uyandırmadan kaç şekilde yuvasına gidebilir? Yani burada bir kedi varmış. Yani fare bunun etrafından yani şuralardan geçerse ayva yiyormuş. Yani e, dolayısıyla farenin e, geçeceği yerler kesinlikle e, kedinin sınırlarına değmeyecek. Yani o zaman fare şuralardan gidebilir. Ya yani şu karaladığım yerlerden kesinlikle geçmeyecek. Çünkü sağ ve yukarı gittiği için e, hiçbir şekilde şu taradığım yerden geçmemesi gerekir. Şimdi deminki sorular da böyle çözülüyor da şöyle bir taktik var. Şimdi bu fare sağa ve yukarı gittiği için biz toplarken tam tersi sol ve alttaki sayıları toplaya toplaya kaç farklı gittiğini buluyoruz. Şöyle bir taktik. Mesela bu adam buraya bir türlü gider. Buraya bir türlü gider. Solundakini topladım. Bir, bir, bir türlü gider. Hatta buraya da bir türlü gider diyebilirim. Buraya hiç gitmeyeceğine göre Eee tabii şuraya da bir türlü gider tabii. Buraya da bir türlü gider. Buraya da bir türlü gider. Şimdi daha sonra ben buraya bunun soldaki ve alttakini toplayınca buraya 2 derim. Buraya 2 bir daha 3 derim. Buraya 4 derim. Daha sonra şimdi şuradan devam etsek. Buralara da yine 1 1 1 1 1 1 diyelim. Şuraya mesela ne diyebilirsin? Sol ve alttaki 2 3 4. Yani böyle ben biraz hızlı yazayım da burası e, şu köşedeki 5 oluyor. Bu 6 oluyor. Bu 7 oluyor. Daha sonra buraya ne yazacağım ben? Yine 5 5 5 5 yazayım. 5 bir daha 6 yazayım. 6 4 daha 10 yazayım. E, buraya 11 yazayım. 18 böyle sol ve alttakileri toplaya toplaya gidiyorum işte. 34 oluyor. Burası 21 oluyor. Burası 55 oluyor. Ee, burası 21 altta 27 oluyor. Burası 82 oluyor. Nihayet bunun toplu 37. Evet hepsinin toplamı burası 119 oluyor. Yani böyle bir taktiği var. Aslında bu en kısa yol sorularını da bu şekilde çözebiliriz aslında. Evet arkadaşlar 15 dakikada yetiştirmeye çalıştığım için bir de çözmek istediğim sorular o yüzden bazen hızlı çözüyoruz. Şimdi bu da güzel bir soru. Bakın diyor ki bir Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan Hatice ve Semra'dan her biri hafta içi iki gün kat nöbetçiliği yapacaklarmış. Yani hafta içi dediğim pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günü. Evet Hatice ve Semra Hanım iki gün nöbet tutacakmış. Şimdi istekleri varmış. Diyor ki Semra cuma günü nöbet tutmak istemiyormuş. Evet Semra Hanım cuma günü nöbet tutmak istemiyor. Şuraya Semra yazayım çarpı atayım. Hatice de Semra ile aynı gün nöbet tutmak istemiyormuş. Evet, tamam anladık. Şimdi buna göre e, bu müdür yardımcısı Nihat Bey iki öğretmenin nöbet günlerini kaç farklı şekilde belirleyebilir diyor. Şimdi bakın, Semra Hanım Cuma günü nöbet istemediğine göre şu geri kalan dört günden iki güne nöbet yazması gerekir, değil mi? Dolayısıyla dördün ikili kombinasyonu şekilde e, ee, bu Semra Hanım'a nöbet yazılabilir. Mesela pazartesi ve çarşamba olur, pazartesi ve salı gibi. Şimdi bunları yazdıktan sonra bu sefer geriye 3 gün boşluk kalır. E şimdi Hatice Hanım'ın tek isteği aynı gün tutmamak. O zaman geri kalan 3 günden ikisi de Hatice Hanım'a yazılır. Çarpı 3'ün ikilisi. O zaman 6 çarpı 3 cevap 18 olur. Evet. Evet şimdi bu soruda da diyor ki bir otelde 3 yataklı 2 oda yani şöyle 3 yataklı 2 oda ve 4 yataklı 1 oda boştur diyor. Belirli 3 kişi aynı odada kalmak koşuluyla yani bu 3 kişi A, B, C olsun bunlar aynı odada kalacakmış. Ve geriye adam 1, adam 2, nokta nokta, adam 7, 7 kişi daha var. Bu 3'ü aynı odada kalacak şekilde kaç farklı yerleşirler diyor. Şimdi bu 3'ü şimdi bu 1 nolu oda, bu 2 nolu, bu 3 nolu oda. Bu 3'ü birden 1 bir nolu odaya yerleşse A B C diye. O zaman geri kalan 7 kişi 3 ve 4 nolu odalara 7'nin 3'lüsü çarpı 4'ün 4'lüsü şeklinde yerleşir. Artı bu 3 kişi buraya değil de şu 2 nolu odaya yerleşseler o zaman yine geri kalan 7 kişi 3'e 4 paylaşacak ya. 7'nin 3'lüsü 7'nin 3'lüsü 4 kaldı. 4'ün 4'lü şekilde yerleşirler. Peki bu 3 kişi şu 4 nolu odaya yerleşseler. Bu sefer şimdi bunların yanına bir kişi lazım. Şu geriye kalan 7 kişi buraya 1, 3, 3 şeklinde yerleştiği için o zaman 7'nin birlisi çarpı geriye 6 kaldı. 6'nın üçlüsü çarpı 3'ün üçlüsü şekli yerleşir. Evet bunları toplamamız lazım. Ben hesapladım. Bu 35 çıkar. Bu da 35 çıkar. Artı 7 çarpı 6, 5, 4, o da 20'den 140, 70 daha 210 duracak. Evet cevap 210. Evet yine şöyle güzel bir sorumuz var. Aşağıdaki her bir kabinde iki kişilik yer olan bir dönme dolap verilmiştir. Evet bu dönme dolaba biraz benzetebilmişiz herhalde. Aralarında Mehmet ve Kemal'in de bulunduğu 10 kişi dönme dolaba bineceklerdir. Buna göre Mehmet ve Kemal'in aynı kabinde bulunduğu kaç farklı durum vardır? Yani şimdi Mehmet var, Kemal var. Bir de adam 1, adam 2, adam 3, nokta 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 adam 8 var. Yani 8 kişi daha var. Şimdi Mehmet ile Kemal ya 1 no'lu ya 2 no'lu ya 3 no'lu ya 4 no'lu ya 5 no'luya binerler. İkisi de beraber binecekler ya. Dolayısıyla Mehmet ve Kemal'in bir kere binecekleri kabini 5'in birlisi şeklinde seçeriz. Seçtikten sonra mesela burada Mehmet Kemal e, olur. Bir de Kemal Mehmet olur. Bir de e, bindikten sonra iki faktörel şeklinde yer değişirler. Çarpı geri kalan 8 kişi de her durumda 8 faktörel farklı şekilde sıralanır. Bakın. Şimdi mesela Mehmet ve Kemal buraya bindiği zaman atıyorum. Geri kalanlar 8 faktörel farklı şekilde sıralanır. Onlar için bir şart yok ya. Yani Mehmet ve Kemal binecekleri kabini 5'in birlisi şeklinde seçip bir de kendi arasında çarpı 2 faktörel der. Geri kalanlar da çarpı 8 faktörel diyebilirim yani. Evet. anlaşılmıştır inşallah. 5 çarpı 2 o da 10 çarpı 8 faktörel oluyor cevap. Güzel bir soru. Evet yine enteresan bir soru. Bir sınıfta 4 kız ve 3 erkek vardır diyor. A bu sınıftaki bazı öğrencilerle oluşan bir küme olmak üzere A kümesinde en az bir kız ve en az bir erkek vardır. Kaç farklı A kümesi yazılabilir? Yani mesela diyor ki kızlar kız 1, kız 2, kız 3, kız 4 desek erkeklerde E1, E2, E3 desek. Şimdi öyle küme oluşturun ki diyor içinde en az bir kız en az bir erkek olsun. Şimdi bu tabii 4 elemanlı bir küme. Bunun alt kümeleri mesela bir elemanla kaç alt kümesi vardır? Dördün birlisi kadar. Yani dört tane. İki elemanla kaç alt kümesi vardır? Dördün ikilisi. Yani altı tane. Üç elemanla kaç alt kümesi vardır? Dördün üçlüsü dört tane. Üç, dört elemanlı da dördün dörtlüsünden dört tane. Dolayısıyla bunların toplamı tabi doğal olarak on on dört şimdi 4'ün birisi 4. 4'ün ikilisi 6. 4'ün üçlüsü 4. 4'ün dörtlüsü de 1 pardon. E, ee, ne yaptı? Bu 15 15 tane durum vardır aslında. Yani e, içinde en az bir eleman bulunan alt kümeler. Yani normalde özalt küme sayısıdır bu. Yani boş küme dışındaki değil. Mesela erkekler içinde normalde burada bir erkek olan 3'ün birlisinden 3 durum var. 2 erkek olan 3'ün ikilisinden 3 durum var. 3 erkek olan 3'ün üçlüsünden 1 durum var. Yani 7 durum var. 7 tane durum var. Aslında bizden istenen yani içinde en az bir erkek olan yani bütün bu 15 tane durumdan birini ve bütün bu 15 taneden birini seç demek size. Mesela buradan herhangi bir kızı, buradan herhangi bir erkeği veya buradan iki kız, bir erkek. iki kız, üç erkek gibi. Dolayısıyla bir buradan bir buradan seçtiğimiz için biz 15 ile 7'yi çarpabiliriz. O da 5 kere de 35 elde var 3. E, o da 105 olur. Evet. Enteresan bir soru. Evet. ÖSYM böyle e, kümelerle ilgili yani artık şeylerin modası kaçtı işte iki bulunur üç bulunmaz gibi değil de biraz daha düşünmeye dayalı böyle kesişimli birleşimli sorular soruyorlar. Mesela şu soruya bir dikkat edelim. Diyor ki A kümesi verilmiş 1 2 3 4 5 6 öyle bir X kümesi istiyor ki X ile 1 3 5'in kesişiminin elemanları toplamı 4'tür diyor. Buna göre bu koşulları sağlayan kaç farklı X kümesi vardır diyor. Şimdi bir kere bununla bunun kesişimli elemanlar toplamı 4 ise elemanlar toplamı 4 olanlar mesela 1 ile 3 olursa 4 olur ya da sadece 4 olursa 4 olur. E sadece 4 olması imkansız olduğuna göre aslında bir nevi sana demek istiyor ki yani öyle x'ler bul ki diyor 1 3 5 ile kesişimi 1 3 olsun diyor. E şimdi x ile 1 3 5'in kesişimi 1 3 ise içinde x'in kesinlikle 1 ile 3 bulunmalı bulunsun e 5 de bulunmasın yani içinde 1 3 bulunan 5 bulunmayan kümelerle bunun kesimi 1 3'tür. Aslında bizde ne istiyor? X'i 1 3'ün bulunduğu 5'in bulunmadığı alt kümeler. E dolayısıyla bulunur denileni al, bulunmaz denileni at diyorduk ya da pratik olarak ezbere hepsini at diyenler de var. Da. Şimdi mesela 1 ile 3'ü alıyorum buraya. Bulunur deneni alayım. Buraya yazayım. Bulunmaz deneni atarsam oluşturma taktiğiyle ben yanına kaç farklı oluştururum? Bu üçünden 2 üzeri 3 o da eşittir işte 8'dir yani. Evet son olarak şöyle bir soru çözeceğiz. ABC üçgeni biçimindeki kağıt 8 farklı renge boyanmıştır. h bir farklıymış. Buna göre en az 2 en çok 5 renkten oluşan üçgen kaç tanedir diyor. Şimdi mesela 2 tane renkten oluşan üçgen sayısı nedir sayarsak 1, 2, 3 diye sayarsak en son buraya kadar gittiği için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanedir. 3 tane üçgen den oluşanlar da şöyle başlarsam 1 en son şuraya kadar gittiği için 1 2 3 4 5 6 tanedir. Bakın demek ki 4 tane olunca eksi de gidiyor 5. 5 tane olunca da 4. E şimdi e, dolayısıyla bunlardan kaç tane vardır dediğine göre 13 18 4 tane 22 diyebiliriz. Yani aslında geometrik yorum geometrik uygulamalardan Son 14 yılda sadece bir tane soru geldi. Ama bir tane de olasılığın içinde geldi. Sorulma ihtimali yine de var aslında.